Bakar mısınız? Allah, zeytin kırıldı. Nazar çıktı arkadaşlar. Hem de büyük bir nazar çıktı. Tarık da çok sevdim demişti. Duydun mu sesini? Zeytin kırıldı. Aferin. Demir. Annem. Oğluşum. Günaydın bebeğim. Günaydın da abilere, ablalara hadi. Günaydın. Günaydın abiler, ablalar. Ben uyandım. Sarı'nın dövmeleri bitmiş bu arada. Evet, oyun saatimiz. Oyun saatimiz. Evet. Senin bakışların da kurban olsun annen ya. Seni yerim ben ya. Allah'ım ya. Sen babayla mı oynuyorsun? Anne mutfağı toplarken. Toplarken değil, dağıtırken. Ya Tarık. Daha çok dağıtıyor. Toplarken parçalıyor. Tamam dedim, temizlik yapayım. Ortada güzelce bir sileyim, süpüreyim. Domates sosla yıkayacaktım ama olmadı. Acıktı mı? Tamam annem, su kaynıyor. Papatya suyu yapacağım onu. Nutella ver bana. Ne istiyorsun? Nutella mı istiyorsun? Evet bak, aldı bile. Nutella aç babacığım, bunu da yiyelim beraber. Bak bunu veriyorum, istemiyor. Hayır, bunu istemiyor. Bunu istiyor. Evet, bunu istiyorum. Evet, bunu istiyorum. Bunu istiyorum. Ağzını sıkıyorum, baksana. Ama sen bunu yemezsin. Şimdi yemezsin. Hayır. Aşkım. Hayır, daha erken. Bırakmıyor. Bunu yiyebilirsin ama. Almıyor. İstemiyor. Dur onu ben göz yerim bak, şimdi içeride. Bak, ya yerim ben seni. Şişirtildim. Ama daha küçük şişen ya. Bunun kafasının arkası biraz da terlemiş herhalde. Biraz üşüttü. Çok iyi çekiyor kamera. Soğuk terliyor. Ne olmuş? Soğuk terliyor biraz. Sanki üşütmüş gibi. Bak kafasının arkası biraz terlemiş. Evet. Dur bakayım, ben böyle içeri götüreyim, ne yapacak? Gelecek mi içeri aşkım? Annenle. Hadi git annenle. Acıyor mu dövme? Baksana içileşmedi, görüyor musun? Daha kabuk bağlayacak, atacak da. Duruyor bak, kabuklar zaten üstünde komple. Aynen. Şu aşağıdaki nasıl? Onun üzerinden daha geçmedi ama değil mi? Ne oldu aşkım? Yatak odasına getirdik şimdi. Şşşt! Ne oldu lan? Niye yaramazlık yapıyorsun? Niye yaramazlık yapıyorsun? Şapşal seni. Hadi. Hadi. Aç ağzını yerim senin. Şinin ağzını yerim senin. Şinin ağzını yerim senin. Tamam. Aha, getir babası mamaları. Getir. Hazır mısın? Doktora gideceğiz anneciğim. Hoppala yaptık oğluşuma. Hadi anneciğim, geç kaldık. Doktor amca bekliyor bizi. Hadi anneciğim. Hadi aşkım. Demir. Arkadaşlar şimdi ben Demir'i hazırlıyorum. Doktorumuza gideceğiz. Hadi bebeğim. Hadi annem. Aferin. Doktor amca bizi bekler. Altını değiştirmeyeceğim çünkü yeni bir bez açıyor doktor. Bununla tartmıyor. Önce bakıyor, sonra yeni beze geçiyor. O yüzden altını değiştirmiyorum şimdi. Nasıl olsa doktoru çıkarttıracak onu. Gel bakalım. Hadi. Bulaşıklığa bak. Arkadaşlar bu da atanımdı. Atamamdı. Şurada bir delik var. Ama olsun. Böyle gidireceğim. Giysin istiyorum. Buna çok heveslenmiştim. Çünkü alırken atam bir kere anca giyebilmişti. O ara yoğun bakımda yatmıştım. O yüzden demir de giysin istedim. Giydiriyorum şimdi. Hadi bebeğim. Hadi annem. Doktor amca. Girdik.
Aşkım. 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 Demir, nereye geldik annem biz? Nereye geldik aşkım biz? Evet, ben de doktoruma geldim de. Doktoruma geldim de. Doktoruma geldim de. Selam. Demir. Böyle sesin hiç hatalı. Allah'ım, Allah'ım. Ama hep gülümsüyor ya. Hep mi gülümsey benim çocuğum, hep mi gülümsey ya Allah'ım. Doktoru gibi değil mi aşkım? Çıkartabilirsin. Şöyle alayım, gel. Biz doktorumuza gel. Gel şu taraftan, şöyle. Allah'ım. Ay, nereye gelmişiz biz? Allah'ım. Doktorum hocama gelmişiz. Aşkım. Nasıl gülüyor ya? Ah, saçlarından öpeyim. Kuzumu. Oy, yerim ben onu. Çok tatlısınız. Nereye geldiniz? Nereye geldiniz? Allah'ım. Evet, saçları çekecek misin? Çekecek misin saçları? Saçları çekecek misin? Hemen asılıyor saçları abi. Evet arkadaşlar, biz doktor kontrolünden geldik. Her şey yolunda. Demir ilk defa sütlaç deniyor. Ve çok beğendi. Hip'in organikmiş bu. Tarık almış öyle denemelik. 4. ay sonunda diyor bak. Bugün 5 aylık oldu. Ben bebekler için sütlaç nasıl yapılır bilmiyorum. Öğreneceğim. Ay bana ondan bakma. Kameraya bakmak çok mamayı ondan diyeceğiz. Sonra kendim yapacağım. Ama şöyle bir denemelik tadına baksın istedim ya. Bana kızıyorsunuz böyle hazır şeyler yedirdiğim zaman da bunun tadına baktırıyoruz yani. Seviyor mu sevmiyor mu? Bayağı seviyorsun sütlaçı. Eğer seviyorsa kendim yapıyorum. Bak ver diyor. Elini ver diyor benim oğlum. Beğenmeyeceğim sütlaçlardan yiyeyim diyor. Ay çok sevdin değil mi babacığım? Sevdin mi anne? Hı-hı. Aç annem ağzını. Sevdi. Maşallah. Ye babacığım. Aç aşkım. Aç ağzını. Bak nasıl alıyor kaşığı. Aç. Çok sevdi. Burada içinde şeker yok. İlkinkiler zaten organik oluyor. Herabayı bir yedirmiştik. Onlar hep kadar organik değil arkadaşlar. Zaten onların hiçbirini yemedi. Sadece bir elmalısını yedi. Dün havuç yaptım, yemedi. Kabak yiyor biraz. Denetiyoruz işte yani. Hangisinin tadını severse onun organeli, ben kendim yapıyorum. Arkadaşlar, bakın kim geldi. Baraksı geldi bugünden. Bana yardım edecek. Yarın için. Annem de gelecek. Yarın sabahtan da annem gelir. Yardımcı abla gelecekti normalde yarın. Konuşmuştuk, anlaşmıştık. Ondan sonra saat 9 oldu, beni arıyor. Ceren Hanım, ben yarın gelemeyeceğim. Çünkü şöyle bir işim var. Öyle söyledim ki neden önceden bana haber vermediniz? Keşke önceden haber verseydiniz, ben kendim ona göre ayarlasaydım dedim. Neyse, yapacak bir şey yok. Hani bir şekilde iptal oldu. Temizliğe gelemeyecek yani abla. Ben de şöyle düşündüm. Yarın muhtemelen bir sis süpürü yaparız. Geldikten sonra temizlik olur diye düşündüm. Başka türlü yapamayacağız yani temizliği. Ütü falan yapılacak işte yarın. Ütü falan olacak. Arkada bulaşık makinesi çalışıyor. İçinden varım tabii ki. Aynen, işte Berat'su yardımcı olacak. Bitmiyor arkadaşlar. Ne çamaşır bitiyor, ne ütü bitiyor. Hepsi bir yandan yani. Sıkıntı. Ondan sonra şimdi Berat'su ile birlikte içeride bazı işlerimiz var. Onları yapacağız. Sonrasında ben video editleyeceğim. Demir uyudu. Saatte kaça geldi? 11'e geldi. Bir saat sonra benim de uyumam gerekiyor ki gece Demir'e kalkabileyim. Erken uyudu. Ağlaya kendinden geçti. Görmeniz lazım Demir'i. Diş çıkartma döneminde muhtemelen. Doktorda da çok fazla bir şey çekemedim. Huzursuzluğu bugün üzerindeydi yani. Böyle ağlıyor falan. Ben biliyorsunuz sabırlıyımdır o konularda. Ama hani ne istiyor ya, neden ağlıyor? İnsan ona üzülüyor. Yoksa yani ağlaması bebeğim benim için her zaman mutluluk verici bir şey, biliyorsunuz. Öyle yani arkadaşlar. Bugün de böyle kapatalım dedim ben de. Bir kameramı açayım, çalıştırayım. İnşallah şu ses sizi rahatsız etmemiştir. Tarık da içeride televizyon izliyor.
yeni kameramla çekiyorum. Çok mutluyum bununla çektiğim için. Arada bir ekran görüntüsü falan gidiyor. Bunun neden olduğunu bilmiyorum ama halledeceğim. Halledeceğiz yani. Garanti belgesini falan da göndermemişler. Bir de bununla uğraştım. Uğraşıyorum da hala. Hadi gidelim içeri. Berrak sucuğu. Demir. Bellak çude. Bak kameraya nasıl bakıyor. Nerede berrak su? Berrak çude. Çelen berrak çude. Bak kendine. Tontikliğine bak. Çok kiselim ya de. Kusmayı mı istiyorsun? Burnunu temizledim. Her an bir şeyler çıkartabilir. Üstünü mü kusacaksın? Nerede berrak su? Onun da üstüne kusmuşsun. Hı? Ne yaptın berrak suya? Uykun geldi mi? Annesi bak şöyle. Berrak suya kuru yapıyor. Bak bak hareketlere bak. O nesi bakış? Nerede berrak çu? Berrak çu de. Berrak çu de. Benim bakıyorum. Dur bak. Uyuyacak mı bugün? Ha? Uyuyacak mı canım? Ver bana. İçen mi ilaç? Bayılırsın. Ağzına ne var anne? Dur. Bak ne vereceğim sana. Bak çok seversin anneciğim. 2, 3, 4, 5, 6, 7. 2, 3. Aç annem ağzını. Güzel mi? Yarasın anneciğim. Teşekkürler, bu kadardı. Bay bay. Evet arkadaşlar, günaydın. Bakın burada kim var? Ergenus, Demirus. Ergenus. Berrak Usta geldi. Merhaba. Durmuyor bu. Şimdi ben onu alacağım, içeride uyutacağım. Geleceksin mi? Geleceksin mi? Ha? Arkadaşlar bu büyüme hatağındaymış. Ergenus Demirus. Lan sen ergen misin? Bebek ergen. Nereye çekiyorsun? Hareketlere bak. Nereye çekiyorum? Valla bu kamerayı yeni yeni açıyorum normal. Hadi gidelim uyuyalım. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar, annem geldi. Durmuyor sabahtan beri. Her şeyi yemek istiyor. Oral dönem başladı. Hayırlı olsun vatana millete. Evet. Uyumak istemiyorum ben de. Buraya mı kaşınıyor? Nereye kaşınıyor? Kaşınıyor bu gözlerini. Yerim seni. Seni kaşınıyor mu? Kaşınıyor. Seni uyutmak mı istediler? Şşt. Agresif. Uyumayacağım anneanne de. Uyumayacağım. Vallahi beni uyutamaz bunlar da. Uyutamazlar beni de. Uyutamazlar beni de. Uyumam ben de. Vallahi uyumam ben. Vallahi uyumak istemiyorum. Hareketlere bak ya. Uyumak istemiyorum ben. Uyumak istemiyorum ben. Uyumayacağım. Uyumayacağım. Uyumayacağım kız da. Uyumayacağım vallahi. Paşa. Baksana ile ağzında kaşınıyor. Kaşınıyor muhtemelen, dişi çıkacaktır. Ah. Bıraksın mısın? Aşkım. Uyumayacağım. Annem ya. Hamur getirmiş arkadaşlar. Kendi evinde yetmiyor, bir de bize getirmiş. Tarık da yesin dedi, yazık. Ay. Tarık yemin ediyor. Babamın yanında zayıflattık. Tarık çok zayıfladı ya, o yüzden biraz kilo alsın. O yüzden getirdim hamuru. Şimdi görürse dayanamaz belki yer. Ya tabii ki. Aşkım. Ne oldu annem ya? Ne oldu annem ya? Huysuz
uyumak istemiyorum. Hırsız Gülcin, yerim seni ben. Aşkım benim. Oy, seni yerim paşa. Seni yerim, uyutmak mı istediler seni? Uyumak istemiyorum anneanne de. İyi ki geldin kız de. İyi ki geldin vallahi de. Ay yazık, dişleri çıkıyor herhalde. Anne kıl gelmiş ya aslında. Ya ben iyiyim. Niye bakıyorsun öyle? Hareketlere bak ya, yiyecek. Seni ya. Uyumak istemiyormuş. Uyumak istemiyorum ben de vallahi de. Uyumak istemiyorum de. Anneannem geldi. Evet arkadaşlar, annem geldi. Beviş uyuyor. Kapı gürültü yapıyor da ondan. Ay. Evet, şimdi aşağı doğru bir ineyim. Yüzüme bakın ya, ne oldu? Kirpikçiye gideceğim arkadaşlar. Manikür pedikür falan yaptıracağım. Geliyorum. Şekerini de koydum. Şimdi tamam. Çık 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 çık. Evet arkadaşlar, ben sizi bayağı bir boşladım. Çok fazla çekim yapamadım. Kameradan emin olamadım. Dün de birazcık moralim bozuldu. Bayağı bir çekim yaptım buradan. Sonrasında bütün yaptığım çekimler bir anda silindi. Üzüldüm açıkçası. Bir de yavaş modda çekmişim. Hepsini hızlandırmak durumunda falan kaldım. O da videolar çok güzel çıkmadı. Diski biçimlendirmemişim vesaire vesaire. Bir ton sıkıntı. O yüzden güzel çekim yapamadığımı düşünüyorum. Birçoğu da çöp olacak gibi. Neresinden başlarsınız bu vlog, ondan da emin değilim. Başlarda görüntülerde eğer problem varsa sizden de çok çok özür diliyorum. Çok üzgünüm o konuda. Bugün annem geldi. Gittim, manikürümü, pedikürümü yaptırdım. Çok çok rahatladım. Şurada dökülen kirpiklerim vardı. Onları taktırdım. Bütün işlerimi hallettim yani. Hiçbir sıkıntım kalmadı. Onun dışında Demir uyumamış. Beni beklemiş. Bir huzursuzluk göreceksiniz. Yerinde bile duramamış çocuk. Ben geldim, hemen uyuttum onu. Uyuttuktan sonra da lahmacun söyledik annem yemek yapmakla uğraşmasın diye. Çünkü temizlikçi abla gelmediği için annem ev işlerinde yardımcı oldu bana, sağ olsun. Ev işlerini yapmış. Sana diyorum, dur kendini görmesi lazım. Orası kapanıyor. Heh, şimdi görmek lazım. Gözümde görürse. Şükür ederim, eline koluna sağlık anne. Güle güle koluna. Güle güle. Yalova'ya gel dedim, gelmiyor. Birlikte gidelim dedim. Yalova'da. Dilimde bunu. Dilimde dedim birlikte de. Berak suyu alın gidin, berak suyuyla gidersiniz. Gelmiyor Yalova'ya. Kamera da güzelmiş ha. Beğendin mi? Evet, benim gibi biraz, çok güzel. Biraz daha meşhur ol, şey yapalım, sana da alalım anne. Kanalına video çek. Benim var ya, yeterli. Değil mi? Sen önce bir onunla video çek de ondan yani, sonra bundan alırız. Çekelim yavaş da. Yavaş. Başlayacağım artık. Başla. Başlayayım. Evet, özlemişlerdir beni. Başlayayım bari. Evet, özlemişler. Annen nerede? Story atıyorum. Annen de ben buradayım. Ay diyorlar, ne kadar samimi bir kadın, ne kadar içten bir kadın, ne kadar doğal bir kadın. Öyleyim ama. Öyleyim. İçim dışım bir, ne yapayım ben İçim de böyleyim. Ne yapayım? Değişeyim mi kameraya görünce? Yok, annem hep böyledir arkadaşlar. Değişmez öyle kolay. Gitti. Sen korkma anne. Oraya basınca geliyor. Ay güzelmiş kız. İşte öyle arkadaşlar. Kameram annem güzelmiş. Geldi. Bugün bütün işlerimi halletti. Sağ olsun. Allah annelerimizi başımızdan eksik etmesin. Amin. Bugün işte onunla alakalı bir şey yazdım. Annemi. Annem özledim de. Onunla alakalı bir şey yazdım. Keşke benim de annem olsa yazmış birisi. Öyle duygulandım. Birisi değil, birçok kişi tabii yazmış. Tabii çok kişi keşke annem olsaydı diye yazanlar var. İnsan üzülüyor. Herkesin annesi olabilirim. Gelin. Ay. Berak Su'nun da annesi oldum değil mi kız? Gel kız yanıma. Gel hadi gel. Berak Su kıskandı beni hemen. Ne kıskanca mı? Kıskandı. O hemen duygusala bağlar. Kıskandın beni. Ağladı bile. Ağlıyor musun? Ağlıyorsun. Yok. Bakayım. Berak Su'nun annesi oldum. Zaten diyorlar ki Berak sana benziyor. Kardeşim zannetmiş herkes. Kardeş, evet. Kardeşin ne kadar sana benziyor. Kardeşim diye sormamışlar bile yani. Kardeşim diye sormamışlar. Kardeşin ne kadar çok sana benziyor. Genelde Berak Su'ya kardeşim benziyorsunuz. Bana benzetiyorlar. Benim zannediyorlar. Hayır, bana benzetmişler yani. Sana da benziyor dolayısıyla. Hmm.
Öyle yani. Berraksu doktora gidecek için. Bu arada arkadaşlar. Berraksu'nun yüzünde bayağı bir... Kirlini gösterecek şimdi bak. Ya göbelli oluyor. Hayır. Yani bir sorun varsa eğer bakılsın ve bir doktora gitsin Berraksu istiyoruz. Berraksu neymiş bak benim boyumdan. Berraksu'nun saçını... Ben geçtim ama bayağı niye kaldı? Saçını da göster. Bakın. Düzelttim saçını. Düzelttim değil. Evet. Götürdüm düzelttirdim. Düzelttirdim ama dersen kuaförde şimdi... benden güzel kesemedi şekerim. Al gel kız. Nasıl ya şekerim? Dön Berrakcığım dön. Şu kesim saç kestiği saça bir baksana. Benim günlerim güzel kesmedi yani sevmedik yani. Kesimi. Ama şey kısa olması iyi olmuş. Saçları çok çocuğun. Ya Berraksu'ca değişik bir şey istedim. Ben yani neyi kesin dedim? Sen demiştin anne, ya. Anne bu kadar fazla saçı ne yapabilir adam yani? Yok yok. Adam dedi ki bana kısaltmak istemedin dedi. Ee? O yüzden yapmadım o modeli. Berraksu farklı bir şey bekliyordu. Derken sen ben istedim. Böyle istedim. Hepsini böyle kesin istedim. Sen sadece kişi istedim. Nereden yaptı? Şurayı düz bıraktı. Ben belki ben yarın götürürüm. Benim saçımı kesen adam çok güzel kesiyordu. Ben dedim ki saçım çok az dedim. Ona göre dedim. İyi kesen biri gelsin. Gel Mistros sen de çık. İyi kesen biri mı? Olsun dedim. Bak Berraksu... halamın yanına gelince görüyor musun boyumu? Boyunu lütfen git. Lütfen git. Ama bir şey söyleyeyim mi abi uzunum alanda. Evet gerçekten birazcık mi? Uzunsun ondan. Uzun. Kaldırma ayağımı. Bir fare var kaçıyor. Ne yapalım ben gidiyorum. Gitme. Gitme bu gece de yanımda mı kal diyorsun. Gitme bugün de kal. Gidiyoruz hayatım. Çamaşır makinamın kapağı bozuldu. Geçen gün kırdım. Sen niye video çekmiyorsun? İnsanlar merak ediyor seni. Evet. Ben dedim ki alama. Sahile indik ya. İnerken video çekelim dedim. İki kere gittik. İki kere. İkisinde de söyledim aynı şeyi. Sonra tam kapıdan çıktık. Gideceğiz. Diyor ki insanlar bana, seni izlemeyi video seviyorlar. Video çekseydik dedi. Ondan sonra çekmedi. Geri çıktık gittik. Seni merak ediyorlar. İzlemeyi de seviyorlar yani. Çekebilirsin aslında anne. Biraz psikolojim bozuldu. Psikolojini toparladıktan sonra mı düşünüyorsun? Ondan sonra. İyiyim ya şu anda. Aynen çekebilirsin biraz bence. Toparladım. Dertleşirsin en azından insanlarla. Senin gibi dertleşemem. Konuşmayı bir. Konuşursun ya. Ben konuşamıyorum. Ya. Senin aynı duygu kalanlar yaşanıyor burada. Ne oldu? Hayırdır? Mistroş. Yok ağlamıyor. Sarılıyor. Bakayım. Berraksu'ya. Sevmiş Berraksu'ya. Hayırdır ne oluyor? Dün diyor ki Nisra ben de diyor burada kalayım mı diyor. Bu mu? Berraksu buradaydı ya oyun oynuyorlardı. Siz diyor gidin diyor ben diyor burada kalayım diyor ben yana. Öyle mi? Gel bize gel. Ben yani Sıra'yı gösterdiğimi bilmiyorum da annesinin evine, evlerine gitmiştik onların. Hatta butiği falan var annesinin. Göstermiştim size de ürünleri. Gelebilirsin. Evet. Ben oradayım. Gitmek ister misin daha sonra? Tamam bir dahaki sefer hani Sıra'da gelsin. Olabilir. Anlaştık. Nedenle yolcu yolunda gerek gideceksin akşam saatine kalma. Demir'i bekliyordum uyansında biraz. Ne yapacaksın? Daha ne kadar mıncıracağım? Bütün gün oturdun onunla mıncırdın zaten yani. Tamam ya bir anne, şey bilmiyorum. Anne evde bir tane ergenle yaşamak zor olmuyor mu senin için? Sen ne yaşamak zor olmuyor mu? Beni ağrı şurada. Halam benden daha ya ergen bana trip atıyor abi. Biliyor musun? Gerçi annem de genç kız trip atıyordur. Ne trip atacak? Telefon çalıyor. Evet ha. Öyle. Annem gitti. Mutfaktayım ben de. Bugün dışarıdan söylemiştik yemeği. Lahmacun yemiştik. Kimseye dokunmamış ama benim mideme öyle bir dokundu ki. Çok kötü oldum. Midem bulandı. Karnım ağrıdı. Lahmacunu yedikten sonra. Ay hala midem bulanıyor. Çok kötüyüm yani. Kolay kolay da olmaz ama lahmacun dokundu. Evet, Demir içeride uyuyor dediğim gibi. Tarık da arkadaşlarıyla oturmaya gitti. Bir şeyler yapmaya gitti. Kızlar içerideler. Onlar telefonla uğraşıyorlar. Ben de bilgisayarın başına geldim. Videoları falan hallediyorum. Ağladı benimki. Evet arkadaşlar yavaş yavaş editleri yapıyorum. Bir de bugün Instagram'da birçoğunuzun yorumunu okudum. Çok güzel yorumlar geliyor genelde. Benim YouTube kanalıma da çok güzel yorumlar geliyor. Biraz da şeye baktım. TikTok'taki yorumlara falan baktım. Ata vefat ettiğinde ilk günü yani bana o kadar çok yazan ol Ceylan kahretme kendini işte küçük bir bebeğim var kendine gel şöyle yap böyle yap. O dönemler ne kadar kötü olduğumu biliyorsunuz. Tabii bu gördüğünüz tarafı yani
çok fazla da bu durumları yansıttığınız zaman insanların enerjisini sömürüyorsunuz. Kimsenin enerjisini sömürmemek adına da çok fazla içimdekini paylaştığımı düşünmüyorum. Paylaşsam çünkü burada oturur her gün herkes ağlar bence. Elimden geldiği kadar Demir'i mutlu etmeye çalışıyorum. Buradaki paylaşımlarıma dikkat ediyorum. Bir kısmını sadece paylaşıyorum. Ama şimdi görüyorum ki aradan yaklaşık 2,5 ay geçti ata vefat edildi. Ve bu 2,5 ay içerisinde de bana o ilk dönemde, yani ertesi gün ata vefat ettikten sonraki ertesi günü yazan insanlardan bile şöyle bir yorum geldi. Yorumlar geldi yazan insanlardan. Ya işte ne çabuk unutuldu. Bunu yani kesinlikle şey anlamayın, yanlış anlamayın. Genel olarak söylemiyorum. Ama bunu bir kişinin bile söylemesi tüyleriniz diken diken alıyor yani. Sen nasıl bunu bir anneye söyleyebilirsin? Daha üçüncü günü söylüyordun. Ceylan toparla kendini. Bak küçük bir çocuğun daha var. Bir evladın var diyen kişiler insana nasıl bunu söyleyebiliyor? Gerçekten anlamıyorum. Üzülüyorum. Ama kendimi de çok fazla yıpratmak istemiyorum. Çünkü ben içimde zaten yıpranıyorum. Bir de bende şöyle bir şey vardı. Beni burada 4 senedir izleyen takipçilerim çok çok iyi biliyorlar. Atanın çok zor dönemleri oldu. Ama ben bu zor dönemlerini kimseye yansıtmamak için kendi içime kapandım. Bir kameram vardı, bir de ben vardım. Yani burada içimi döktüm, paylaştım birçok şeyi. Her şeyi paylaşamasam bile bir kısmını paylaştım yani sizinle. İnsanlara kötü enerji yüklemek istemiyorum şu anlamda. Yani tabii ki iyisini de paylaşacaksın, kötüsünü de paylaşacaksın dostuna, dost bildiklerine, arkadaşlarına. Ama bir yere kadar, yani insanlar sizi bir yere kadar çekebilir. Yani kendi hayatınızda olan şeylere de bakın. Yani siz sürekli bir arkadaşınıza, sürekli bir derdinize gitseniz bir günler, iki günler, üçüncü günü ya yeter artık sıkıldım der, değil mi? Tabii bu öyle bir şey değil. Bu evlat acısı hiçbir şeyin yerine konulamaz ama her durumda farklıdır. İçinde ne yaşıyorsan yaşa. Çok ağır şeyler yaşıyorsun belki ama her şeyi insanlara yansıtmak zorunda değilsin. Yani onların enerjilerini sömürmek zorunda değilsin. Ben daha çok arkadaşlarımın yanında daha enerjik olmaya çalışıyorum. Ya da kameranın önünde daha da enerjik olmaya çalışıyorum. Evet, enerjimin düşük olduğu anları belki görüyorsunuz. Kamerayı açmıyorum. Bir yan oturup ağlayabiliyorum, bir yan oturup gülebilirim ama insanların yanında çok çok dikkat ediyorum. Tavrıma, hareketlerime, sürekli derdimi anlatıp da insanları üzmek istemiyorum. Çok çok hani küçük bir kısmını belki paylaşıyorum. Ya dostum dediğim insanlarla bile hani ağlarım, anlatır ağlarım, ondan sonra onu güldürmeye çalışırım mesela. Ben böyleyim, bu benim karakterim, bu benim huyum, kim ne derse desin. Güçlü olmaya çalışıyorum. Atanın durumunda da ben güçlü olmaya çalışmıştım. O zaman da demişlerdi bana. Bir sürü şey söylediler o zamanlarda zaten biliyorsunuz. Neler neler söylediler yani. Ama ben yine Ata'ya bakmaya devam ettim. Ya ben Ata'ya yapılması gereken her şeyi yaptım bir anne olarak. Vicdanım rahat. Bu durumu kaldıramayacak olan insanların şu anda bu şekilde yorum yaptıklarını düşünüyorum. Çünkü benim yerimde olmak istemiyorsunuz ama olsaydım şunu yapardım diyorsunuz. Değil mi? Ama işte yaşamadığınız durumlar hakkında da saçma sapan yorumlar yapmayı bence bırakın. Bu durumlar yaşamadan anlaşılacak durumlar değildir. O yüzden çok da fazla bu konuyla alakalı yorum yapmak istemiyorum. Ben ne yaşıyorsam birçok şeyi içimde yaşıyorum. Yani küçük bir bebek var evde. Onun hakkına girmek istemiyorum. Enerjimi yüksek tutmaya çalışıyorum. Güçlü olmaya çalışıyorum. Bunun da bu kameranın arkasından nasıl gözüktüğünü az çok görebiliyorum. Ona da dikkat ediyorum o yüzden. Bir anda mutlu olabilirim, evet. Ama mutsuz olduğumu her anı burada çekmek istemiyorum. Mutlu olduğumu belki görüntüsüyorum ama sürekli de mutsuzluğumu burada yansıtmak istemiyorum. Yani Demirliler de bunları izlemesini istemiyorum ki bu benim anne olarak en doğal hakkım. Sağlıklı bir çocuğu sağlıksız bir şekilde yetiştirmek istemiyorum. O yüzden yine güçlü olmaya çalışıyorum. Atanın durumunda olduğu gibi şu anda güçlü olmaya çalışıyorum. Güçlü olduğum için bana kızabilirsiniz. Ya da öfkelenebilirsiniz. Ben yapamazdım, sen nasıl yapıyorsun diyebilirsiniz.
Bu sizin fikriniz, sizin düşünceniz. Ama dediğim gibi evde küçük bir bebek var. Ben de ona yetmeye çalışıyorum. Ona annelik yapmaya çalışıyorum. Bunu bu şekilde algılıyorsanız da eğer hani unuttu, bak işte buraya kadarmış diyebiliyorsanız ki eğer de yani vicdanlı bir insan olduğunuzu ya da merhametli bir insan olduğunuzu düşünmüyorum. Sadece kötülükten beslendiğinizi düşünüyorum. Şunu da eklemek istiyorum. Yani 2 ay yaşar denen çocuğa ben 5 sene boyunca pamuklara sarıp sarmalayarak baktım. Eğer ben ona bakamasaydım önce Allah'ın izniyle, ama burada bakım çok önemli. Bu çocukların bakımı çok önemli. Onları yaşatmak bizlerin elinde. Onun vadesi oraya kadarmış. Yani 4 yıl 8 ay boyuncaymış onun vadesi. Allah onu bizim yanımızdan aldı. Birçok sevda, birçok mutluluğu mahşerine sakladı. Yani biz mahşerimizi bekliyoruz. Ama bu dünyada da küçük bir evladımız var. Ona yetmeye çalışıyoruz. Lütfen bizim gibi insanlara yorum yaparken çok çok dikkat edin. Yani ağzınızdan çıkanı şu kulağınız bir duysun. Sonra vicdanınız desin ki ya acaba yanlış bir şey mi söylüyorum? Acaba kalbini kırar mıyım diye düşünün. Düşünün istiyorum. Çünkü ben bunu kaldırabilirim ama bunu herkes kaldıramaz. Birçok kişinin de burada ben sözcülüğünü yapıyorum aslında. Birçok özel ailenin de belki sözcülüğünü yapıyorum. O yüzden kimseye bir şey ispat etmek zorunda değilim. Ağladığımı, üzüldüğümü ya da mutluluğumu ispat etmek zorunda değilim burada. Öyle bir gailem yok. Bu zamana kadar da olmadı zaten. Ataya sunduğumuz yaşam koşulları üzerinden, insanüstü mücadelemizden dolayı bir gün olsun ego yapmadım. Şunu yaptım, bunu yaptım. Olması gerekeni yaptım dedim her zaman. Bu da size bu şekilde geçti bence. Geçmeseydi bu kadar geniş kitlelere hitap edemezdim şu anda. Yani sizin gibi insanlar yüzünden demir psikolojisinin bozulmasına izin vermeyeceğim. Ata benim kapanmayan bir yaram olarak devam edecek. Ama tabii ki ben güleceğim. Tabii ki ben mutlu olacağım. Yeri geldiği zaman ağlayacağım ama burada göstermek zorunda değilim. Oğlum hastaydı. Ağladığım zaman acitasyon dediniz. Oğlum vefat etti, yine acitasyon diyorsunuz siz. Sizin gibi insanlar, bu yorumları yapan insanlar. Ama sizin dediğim gibi yani merhametli ve vicdanlı insanlar olduğunuzu düşünmüyorum. O yüzden bu konuyla alakalı da yorum dahi yapmak gerçekten hani beni yoruyor. Sadece bu kısmını anlatmak, açıklamak istedim. Eğer ben bakmak istemeseydim, sahiplenmeseydim, inanın atanın o çöpe atılan çocuklardan bir farkı kalmazdı. Ata sağlıklı birçok çocuğun yaşamak isteyip de yaşayamadığı şeyleri yaşadı. İsteyip de yaşayamadığı şeyleri yaşadı. Belki birçok insanın çocukluğunu yaşayamadığı kadar çocukluk yaşadı. 4 yıl 8 ay boyunca. Bunu bizler ailesi olarak biz yapmaya çalıştık. Elimizden geleni yapmaya çalıştık. Şöyle kısa da olsa bir açıklama gereği duydum açıkçası. Keşke bunları açıklamak zorunda kalmasam. Ama burada iyiyi de paylaşıyoruz, güzeli de paylaşıyoruz. İnsanların dikkat etmesi, sınır bir çizgi vardır yani. O çizgiyi korumaları gerektiğinde söylemem gerekiyor. Onun dışında hakaret, küfür ve benzeri bir şey geldiği zaman avukatlarımız devreye giriyor direkt arkadaşlar. Buradan yapılan kötü yorum, küfür, Instagram'dan hepsini. Sanmayın ki görmüyoruz, görüyoruz. Bir şekilde çünkü gözümüze sokmaya çalışıyorsunuz. İnanın bize bir şey olmuyor. Olan size oluyor. Sonra gelip bize ağlıyorsunuz çünkü. Öyle söylemek istememiştim diye. Ben de bu saatten sonra böyle yapmak istemiyordum ama siz zorluyorsunuz. Sizin gibi insanlar zorluyor. Belirtmek istedim sadece. Paylaşmak istedim sizinle de. Ağlamayacağım. Kesinlikle ağlamayacağım. Bu tip insanların da çünkü bu şekilde yüzünü güldürmek istemiyorum. Sadece bunu kısa da olsa paylaşmak istedim. Çok 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 dikkat ediyorum. Yani duygusallığım, üzüntümü şu anda. Bu yara hiçbir zaman kapanmayacak bir yara dediğim gibi. Ama hayatta kalmak için de güçlü olmam gerekiyor. Küçük bir çocuk yetiştiriyorum. Tekrar tekrar söylüyorum. Küçük bebek yetiştiriyorum. Onun sağlıklı bir şekilde büyümesi için elimizden geleni yapıyoruz. Bunu bir açıklamak istedim ya. Keşke açıklamasaydım ama keşke buna gerek duymasaydım.